Türkiye böyle dönemden geçiyor. Allah bir yere doğru Türkiye'yi hazırlıyor. İşte Tayyip Hocam görevli. En başta Atatürk görevliydi. Sonra Bediüzzaman. Aslında Demirel de görevliydi, Süleyman Demirel. Modern sağı kuran odur. Süleyman Demirel'dir. İktidar iktidardayken de ülkücü gençliğe destek olduğunu biliyorum o dönemde. Yani ciddi şekilde destek olmuştu DYP. Doğru Yol Partisi'nin yani şey Adalet Partisi o zamanlar. Gençlik kolları vardı. O gençlik kollarının da gençleri bıyıklar da kulak altına kadar uzun oluyordu böyle. Osmanlı bıyıkla geziyorlardı. O zaman Türkiye ciddi bir bela endişesine doğru gittiği için, komünist tehlikeye doğru gittiği için Demirel uyanıklık yaptı, akıllı hareket etti. Ülkücü gençliği bütün gücüyle destekledi. Nurcuları destekledi o dönemde. Nurcular da çok ciddi bir atak yaptılar. Sonra Turgut Özal geldi. Turgut Özal da bütün cemaatleri destekledi ama cemaatlerin büyük bir bölümü olmasa da yani önemli cemaatler şirketleşmeye gittiler. Şirketleşmeye gidince manevi güçlerini kaybettiler. Onun arkasından şimdi Tayyip Hocam devreye girince bir toparlanma devresi yaşandı. Ama Tayyip Hocam zeminde bir dindarlık oluşmasını sağladı. Yani Türkiye zemininde oluşma, İmam Hatipler özellikle vesile oldu. Ya bir kere dindarların güvenliğini sağladı. Yani göğsünü gere gere gezecek hale geldiler. Eskiden böyle değildi. Yani şu an her yerde açıkça Müslümanım da diyorlar. Yani eskiden ürkütücü bir ortam vardı. Yani başörtü adamlarına alay ederler. Sakallı adam insana alay ederler falan. Zordu yani. Şu an iyiyim. Ama bu bir hazırlık safhası tabii. Bir ara safha bu. Mesela bak Cumhurbaşkanı adayı dindar bir insandan seçiliyor. Türkiye'deki ilerleme bu. Mesela CHP hem İslam'a doğru yoğun bir yol alıyor. Daha dindarlaşıyor. Sağa doğru hızla yol alıyor. Bu Mehdiyet'in ayak sesleri işte. Mehdiyet Türkiye'yi dizayn ediyor şu an sessiz sedasız. Hem Orta Doğu'yu dizayn ediyor, hem Türkiye'yi dizayn ediyor. Bu dizaynda görevli olan Hazreti Hızır'dır. Ve Hazreti Hızır'ın kendi cemiyetidir. Evet, Hazreti Hızır kimleri kullanır? Dünya devletini kullanır. Dünya devletlerini kullanır. Masonluğu kullanır. Tapınak şövalyelerini kullanır. İster istemez hizmet ederler. Ta başından beri Hızır'ın emrindedir Masonluk. Çekinirler de Hızır'dan. Mesela bak bu çete iddia eden Egene Kontrol Örgütü felsefi yapısını açıklarken diyor ki bizim asıl yönetici kadromuz yer altında uzun mağara tünellerinde yaşarlar diyor. Yani mahkemeye bu resmi raporak sunuldu. Evet. İddia eden Egene Kontrol Örgütü'nün iddianamesine bakın. Orada bu çok kapsamlı anlatılır. Örgütün felsefi yapısı. Bizim bir başımız var diyorlar. Ama diyorlar insan değil diyorlar. Yani insan görünümünde ama insan değil diyorlar. Ve asıl yönetici kadromuz da yer altında mağaralarda yaşıyor diyorlar. Hızır'dan bahsediyorlar.
Onlar ne derse biz de onu yapıyoruz diyorlar. İddianame Genel Kontrol Örgütü'nü Hızır kullanır. İşi bitti miydi de bürüp büküp bir kenara atar. Onların ne düşündüğü onu ilgilendirmez. Hazreti Hızır ilgilendirmez. Hazreti Hızır'ın o anladığı bir sadakati yoktur. Yani Hızır'dan sadakat beklemesinler. O Allah'a sadıktır. Mesela paralel yapı diyorlar. Onun da içinde olur. İnşallah. Onu da can istemediğinde dürer büker kenara atar. Onun değeri de Mehdi'dir. İlla ki Mehdi'yi başa getirecek. Karşısında birisi olursa Mehdi'nin, yani ciddi şekilde direnen birisi ise mahveder. Yani öyle bir yöntem kullanır. Libya'da, Irak'ta, Mısır'da faal. Farkına bile varmıyorlar. Farkına bile varmazlar. Avrupalılar bir ara bir film göstermişlerdi. Halkın içerisinde giden yeşil bir atlı. O bir ruh. Yani zaman zaman insan şeklini alır. Zaman zaman ışık şeklindedir. Ama yönlendirir. Bak Mısır'ı istediği gibi şekillendiriyor. Can istesin bu iktidarı da devirir. Hızır istese. Bu adamların yani 10 saatlik bile işi yok. Hemen devirir istese. Ama onları uygun buluyor şu an. İktidarı tutuyor. İsa Mesih, onun gelişi, Mehdi'nin çıkışı. Onu yani bak yüzyıllardan beri Hızır buna hazırlanıyor. Masonluğun tarihi mesela 5000 yıldan daha eskidir. 5000 yıldan beri kör düğümü çözecek adamı beklerler. Mason sembolüdür, kör düğüm. Yani Moşiyah, Mehdi, kör düğümü çözecek insan. Üçgen içindeki gözde Allah'ın bizi izlediğini düşünürler. Her yerde, her zaman, her hareketlerinde, her adımında. Ve Allah'ın gözleri önünde yaşadığımızı bildikleri için ona göre hareket eder. Ama masonluk dinsizi de kullanır, dindarı da kullanır. Hızır'ın yönetiminde. Yani dinsiz de önemli bir mevki değilse onu da alır, onu da kullanır. Ama tam dediği gibi yönlendirir. Dinsiz masonluk içinde efelik yapamaz. Yani masonluk ne diyorsa onu yapar.